iddialar vardı işte, sözleşmeyi uzatması, oynamak istemesi, paraya değer verip vermediği konuşulmadı mı? Konuşuldu. Aboubakar'ın son maçı ne zaman? Aboubakar o gün gitti Beşiktaş'tan. Bak şimdi biz bu kırmızıyı verdik diye bu açıklamaları yapıyoruz. Aboubakar defteri çoktan bitti, kapandı. O mevzudan dolayı mı? O yani sence? O mevzudan dolayı, artı Aboubakar'ın menajeriyle yönetim arasında geçen diyaloglardan dolayı. O defter kapanmıştı, bitmişti. Kapanmış. Düzeni bozmamak için çok akıllı, stratejik bir davranışta bulundu Beşiktaş yönetimi. Aboubakar'ı takımdan da ayırmadı. O işte Kasımpaşa maçları değil mi? Seyahatlere de götürdü. İzmir'deki hem şampiyonluk maçına hem kupa maçına da götürdü. Evet, arkadaşlarıyla da şey yapmadı ama yani orada kestirip atsa, bazen böyle kestirip atmak veya ciddi açıklamalar yapmak güzel reaksiyon da verebilir. Tam tersi ahengi de bozabilir. Bunu demek yapmadı yönetim. Yapmadı. Bravo. Doğru yapmış yani. Bravo. İşler yüzden profesyonelce, tekrar söylüyorum, burada karlı olan Beşiktaş kulübü oldu. Ama Ozan'ın dediği gibi bir kırgınlık. Aboubakar bir kayıp değil hani Beşiktaş için. Mahmut abi, bir kırgınlık değil değil mi? Değil. Bir kırgınlık var mıydı peki yönetimin? Yani bence Sergen Hoca'yı hatırlayın. Bir maçtan reaksiyon sonra gösterebilirsiniz de, onlar çok iyi yönettiler. İşte Ozan da anlattı. Hoca da onu çok iyi yönetti. Kaç para almış acaba, yazıyor mu detayda sevgili Ercan? Bir bakar mısın Aboubakar? Cenk de sakat nasıl olmasına rağmen hiç İngiltere'ye falan gitmedi. İngiltere'nin topçusu. Evet. Gitmedi, burada kaldı. Takımla birlikte devam etti. Bütün deplasmana, içeride bütün maçlarda vardı. Güzel, iyi bir politika sezon başı izlediler. PAOK maçlarından sonra Sergen Hoca'yı ben de eleştirdim. Dedim ya, senin elinde Gökhan, Caner, Burak varken onların gitmesine bile izin verdin. Bak işte PAOK karşısında, PAOK elemesi çok. Yani bir ay sonra oynasa Beşiktaş, PAOK değil, MAOK gelse de eleyebilecek güce sahipti. Yani o performans sergilemeye başladı. Bak, sözleşme 3 yıllık yapmış. Ben şöyle söyleyeyim. 2,5 milyon liradan aşağı imza atmamıştır Aboubakar. Toplam 3 yıllık ya 7,5 alıyordur. Rahat bir şey çıkmıştır. 7,5 alıyor. Tatmin edici. Yıllık 3 de desen 3,6-9 milyondan aşağı imza atmamıştır abi. Yıllık 3 milyon euro. Ya orada da kapatır artık şeydi, futbol hayatını. Yazmamışlar rakama. Tahmininiz ne? Zaten buradan 2 istiyordu değil mi abi? 2'nin üzerinde. Herhalde o şekildeydi. Bilmiyorum ben ne aldığını, bilmiyorum. Katlamış olmalı ki. 2,5 istiyordu burada. Suudi Arabistan'a gitti demek. Şu var. 2,5'tan aşağı değildir. Değildir abi. Değildir. Aykut, geçen sene para yok, yönetim yeni, hoca bir şeyler yapmaya çalışıyor falan. Tamam, bir Aboubakar riski alınabilirdi de, artık şimdi Şampiyonlar Ligi'ne gidecek, şey yapacak. Aboubakar riskli bir oyuncuydu. Bunu zaten sakatlığı bir var bir yok. Tabii tabii. Aboubakar muhteşem oynadı bu sene. Oynadığı dönemde mesela Mart ayına kadar, Nisan ayına kadar Avrupa'nın en efektif mi diyeyim yani, en takımına en verimli oyuncularından biriydi. Aboubakar olmasa belki bugün Gezal'dan bahsetmeyecektik. Gezal'ı şimdi sen, ya da Larin. Bravo. Ona bile faydası olur. Şu anda mesela Gezal'ı Fenerbahçe'de oynadığını düşün. Senin Samat'tan gol atamadıysa, Tiam'ın gol atamadıysa, Gezal denen bir oyuncu da böyle ön plana çıkamayacaktı. Asist yapamayacaktı. Kendisi skor üretmeye başlamayacaktı. Aboubakar yanındakileri de oynattı. Takımını ileride tuttu. Aboubakar'ı 3 tane savunmacı bir anda, yani karşı takım 3 kişiyi eksiltiyordu Aboubakar. Bunun zaten o özelliklerinden dolayı zaten Porto'da falan oralarda bulundu. Sakatlı olmasa zaten Abu'yu biz buralarda göremezdik. Göremezdik asla. O gitti. Ama şu andaki biz yaşanandan yola çıkıyoruz. Yani Abu'nun Beşiktaş'a eksikliği yok. Yani daha çok faydası oldu. O kadar çok bir para çıkarmayacak. Belki daha farklı. Çünkü dikkat edersin, Abu'nun da bir özelliği şuydu. Eski hallerini çok iyi bildiğim için, oradan daha Kamerun'daki dönemlerini biliyorum. O kadar çok sprinter bir oyuncuydu ki. Fakat burada son ikinci ameliyatı geçirdikten sonra, o dikkat et onun, artık sallana sallana o patlayıcı gücü biraz daha farklı olmaya başladı. Ama siz ilk izlediğinizde kaç yaşındaydı? O sprinter değil miydi? Sprinter son dönemde. Son dönemde değildi. Son dönemde o ağırlıkları yaşadı. Ağırlıkları yaşadı ilk geldiği dönemlerde. Hocam ilk izlediğinizde kaç yaşındaydı Aboubakar? Ben valla Koton Spor'da o vakitler Abu kaçtı. Geçen söyledi ya 16 ya 17. 15-16 falan hoca vardı. Nasıldı? Yani çok, gelecek vaat ediyor. Çok. Parlıyor muydu tabii yani o parlıyordu. Anda? Zaten Fransızlar hep peşindeydi, onu takip ediyorlardı. Ya biliyorsun, onları Fransız kantonu olduğu için. Bizim şimdi şey attı bana. Sevgili Volkan Demir attı. Fenerbahçe'yi takip eden arkadaşım. Oo, yıllık 6 milyonun üstündeymiş. Milyon euro mu? Yıllık. Yani o da Ronald Morgan isimli bir, yanılmıyorsam, gazeteci. Onun haberi ne paylaştı? Abu'nunkinden mi bahsediyor? Tabii tabii, Abu için diyor ki El Nasr kulübü 3 yıllık kontrat yaptı. Vincent Aboubakar'la Aboubakar'ın yıllık
yıllık sevgili seyirciler 6 milyon euronun üzerinde. 6-6,5. Yani bilmiyorum, Ronald Morgan mı acaba? Yani yıllık 6 milyonsa müthiş para Abubakar için. Hocam şimdi oyuncu sakat, bir var bir yok. 6 milyon euronun üzerinde bir rakamsa yıllık, Abu'nun kazanacağı rakam 18-19 milyon değildir, euro. Değildir Aykut. Çok büyük bir para ya. Al-Nassr'da artık o paraları falan vermiyorlar oralarda. Bitti onlar da yani. Dış kaynaklı bir iddia yani. Tabii. Bize ait bir iddia değil. Sağ ol Volkan Demir, teşekkür ederim. Mutlaka yazıyorlar, çiziyorlar ama artık Al-Nassr falan oralarda da o paralar kalmadı yani. Yok hocam, var orada. Var mı diyorsun? Var hocam. Neyse. Orada o para ama şimdi 6,5 milyon euro dediğimizde de gerçekten yıllık. Çok büyük para. Hadi biz buna 7 diyelim. Üzeri dediği için dış kaynaklı haber. 7. 20, 20'nin üzerinde hocam ya. Çok büyük para. Yani burada hayatta alamazsın. 21 milyon euro 3 senede. Hocam şimdi bu çocukların 150 bin euroluk zamanlarını hatırlıyor. Bak nerelere gitti. 150 bin euroydu bunlar. 15-16 yaşında, 18 yaşında. Didier Drogba'nın gençliğini izlemiş. Bir, o 22 yaşında, 22 yaşında falan. Eyonk Eno bilir misin? Efendim? Eyonk Eno. Yok. Kamerun milli takımında Ajax'ın Ajax olduğu dönemler. Defansif ortası. 16 yaşındaydı forma verdiğinde Mont Kamerun'da. 16 yaşındaydı. Evet. Çıktı nereden nereye, hatta ben o dönemler Sayın Adnan Polat'a, rahmetli Özhan Canaydın daha sağydı. Türkiye falan geliyordum böyle tatile. Uğruyordum yanına. Bir gün konuşurken ya başkanım dedim, böyle böyle bir adam var. 18 yaşındaydı. 50 bin euro falan o dönemler verecek kulüp yani, biliyorum. Ya dedi, çok gençti de haklılar. Bizde gençlere yatırım yapılmıyor. Ondan sonra çocuk Ajax'a gitti. Rijkaard'la oturuyoruz oradan, bugün. Nereden nereye? Rijkaard'la oturuyoruz. Eyong'un ismi geçiyor. Alalım edelim diye. Sayın Adnan Sezgin dedi. Hoca dedi, biliyor dedi. Hocanın ne? 50 bin euro almadı. 8 milyon euro dedim şimdi. Bonservis alabilirsiniz. Hocam o bölgede en verimli ülke hangisi? Bah, Nijerya, Kamerun, Gine yani böyle. Nijerya'da daha farklı oyuncular var. Burkina Faso'da daha farklı oyuncular var. Mali'de daha farklı. Hepsi bak, ama. Senegal daha olarak, ucuncudur ama. Efendim? Senegal bizim ligimize uygun. Senegal. Bizim ligimize uygun genetik hangisi? Hepsi. O saydığım ülkelerin hepsinden. Hepsinden çıkıyor. Bir Kuzey Afrikalılar. Gen olarak farklı. Tamam da karakter olarak. Şimdi Fenerbahçe'ye bir sıkıntı yaşanmış Kuzey Afrikalılar'da. Burkina Faso'dayız. Bir turnuva var orada. U18 izliyorum böyle. Hocam i̇şte, kısa bağlayın. Çok kısa. Türkiye'den geldi dediler. Spor Bakanı'na birlikte oturuyor işte. Falan. Adam dedi ki ya gelin dedi, burada dedi, açayım vereyim araziyi dedi. Olduğu kadar da arazi yardım da edeyim dedi. Buraya futbol okulu kurun dedi. Sonra tabii Arsenal orayı patlattı oralarını. Bizler hocanın çok anısı oralarda var. Bir ara yayından sonra konuşalım mutlaka.